Bursa Haber ekranlarından günaydın Bursa'dan herkese. Günaydınlar sevgili izleyenler. Bugün 3 Nisan günlerden çarşamba. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle olmaya devam edeceğiz ve gazete turumuza başlıyoruz. Geleneği bozmadan Bursa Haber'le başlayalım. Manşette 13 milyon seçmen sandığa gitmedi başlıklı haber var. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre 13.174.393 seçmen oy kullanmak için sandığa gitmedi. Bursa'da da 2.388.995 seçmenden sadece 1.883.345'i sandığa gitti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy verme işlemleri gerçekleştiğimiz gün tamamlandı. 61.430.934 seçmenin bulunduğu Türkiye'de yalnızca 48.256.541'i sandığa giderek oyunu kullandı. Kullanılan oylardan 46.046.499'u geçerli sayılırken 2.210.042 oy ise geçersiz olarak tutanaklara kaydedildi. Seçimlere katılım oranı ise %78.55 olarak kayıtlara geçti. Hemen altındaki haberimize bakalım. Erdoğan'ın 2 aylık yoğun mesaisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen 2 ayı yoğun çalışma temposuyla geçirdi. Erdoğan 2 ayda 52 il ziyaret ederek halkla kucaklaştı. Yurt içi ve yurt dışında mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler yaptı. Devam edelim. Bayram ikramiye ödemeleri başladı. Emeklilerin 3.000 liraya çıkartılan bayram ikramiyesinin ödemeleri başladı. Ödemeler 5 Nisan'a kadar yapılacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak. Sıradaki haberimize bakalım. Fas'ta limit 100 bin liraya yükseliyor. Merkez Bankası fonların anlık ve sürekli transferi sisteminin limitini 4 Nisan'dan itibaren 100 bin liraya çıkaracak. FAS-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilecek. Ve 14 Nisan'a kadar itirazlar devam edebiliyor. Mahalli idareler genel seçimleri sonuçlarına ilişkin olağanüstü itiraz 7 Nisan pazar günü saat 5'ten 14 Nisan pazar günü saat 5'e kadar yapılabilecek. Gözler ise enflasyon rakamlarına çevrildi. Bu yılın Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Ekonomistler Mart ayında TÜFE'nin %3.67 artacağını tahmin ediyor. 77 belediye kadın başkanlara emanet. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 5 büyükşehir, 6 il ve 64 ilçe belediye başkanlığı kadın adaylar kazandı. Burada sadece siyasi değişimin değil toplumsal değişimin olduğunu da görmek gerçekten gurur verici. Devam ediyoruz. Başkan Işık'a coşkulu karşılama. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bırakırken Bursa'da ilçe belediye başkanları belli oldu. Yerel seçimlerde yeniden Gürsü Belediye Başkanı seçilen Mustafa Işık, vatandaş ve belediye personeliyle bir araya geldi. Bakan Şimşek'tense uyarı ev sahipleri dikkat. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz dedi. Bursa Spor haberiyle devam edelim. Timsah'ın kaderi belli oluyor. Ligde 6 maçı kalan Yeşil Beyazlılar 10 günde 3 maça birden çıkacak. Bugün de deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek Bursaspor, pazar günü ise evinde 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Yeni Dönem gazetesine bakalım. Yeni başkandan maaş çağrısı. Bursa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulunup bunların haricindeki hiçbir harcamaya imza atmamalarını istiyorum dedi. Bozbey mevcut Büyükşehir Belediye yöneticilerine de seslendi. Mazbata teslim edilinceye kadar kamusal anlamda yapılması gereken ödemeleri yapabilirler. Tüm personelin bayramdan önce maaşlarının ve varsa haklarının ödenmesini istiyorum. Bunların haricindeki hiçbir harcamaya imza atmamalarını istiyorum. Eğer yapılırsa biz de geldiğimizde hesabını sormak zorunda kalırız dedi. Mesajı aldık.
haberiyle devam edelim. AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Sözcü Ömer Çelik, partimize dönük mesajları ne şekilde okuyacağız? Milletimiz arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerlerde uyarılarda bulundu. Bunların hepsi başımızın, gözümüzün üstündedir açıklamasında bulundu. Ve başkan değişti, ortalık karıştı. Van'da DEM Partili Abdullah Zeydan'ın memnun hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine İl Seçim Kurulu mazbatanın en çok oy alan AK Parti Van Belediye Başkan adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi. Kentte ise tepkiler sokağa taştı. Ya bu adam seçime katılmış? Yüksek Seçim Kurulu daha önce neredeydi? Kazandıktan sonra mı itirazlar geliyor? Milletin aklıyla dalga geçmeyin artık. Devam edelim haberlerimize. Bu defa başardık. Özlüce Mahallesi'nde iftar programında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çok güzel bir Bursa, Nilüfer ve Türkiye oldu dedi. Uzun yıllardan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıklarını ifade eden Özdemir, bu defa başardık, sadece Nilüfer değil bütün Bursa gülümseyecek diye konuştu. Alper Taban'ın açıklamalarına bakalım. Güzel bir 5 yılımız var. Seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, önümüzde güzel bir 5 yılımız var, hizmet seferberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Özgür Özel ise erken seçimin olmayacağını söyledi. Erken seçim talep etmeyeceklerini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek, ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum dedi. Özel seçim sonuçlarına ilişkinse biz hatalarımızdan ders aldık, onlar tehlike çanlarını göremediler yorumunu yaptı. 12. turda da kazanan yok haberiyle devam ediyoruz. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarcan'ın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 13. turunda hiçbir aday sal çoğunluğu sağlayamadı. Seçim bugün gerçekleştirilecek, 14. tur ile devam edecek. Gazete Meydan'dayız. Manşette gece kulübünde yangın faciası başlıklı haber var. İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın bodrum katında bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Tunç 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu binanın eski oluşu nedeniyle statik güvenlikle ilgili incelemeler başlatıldığını açıkladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yangınla ilgili 3 iş yeri yetkilisi 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bursa için çalışmalıyız. MUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar seçim değerlendirmesinde bulunarak halkımız demokrasiyi içselleştirdiğini bir kez daha gösterdi. Sanayi, tarım ve turizmle gelişen Bursa için hep birlikte çalışmalıyız dedi. Ve Bursa barajları ise rekor seviyede. Sonbahardan bu yana yağışlardaki istikrarlı tablo barajlara yaradı ve yüzleri güldürdü. Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranları %100 seviyelerine ulaştı. Sır perdesi ise aralandı. Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'nde villada meydana gelen yangında bir kişinin cesedinin bulunması olayı cinayet çıktı. Bursa Emniyeti olayla ilgili sır perdesini araladı. Olayda alevlerden yaralanan şüphelinin yangın süsü verdiği villada arkadaşını öldürdüğü belirlendi. Devam ediyoruz. Alkollü sürücü tahliye edildi. Bursa'da doğum günü kutlaması sonrası yaşanan trafik kazasında 3 arkadaşının ölümüne sebep olan alkollü sürücü Adem Duran yargı önüne çıktı. Duran taksiyle ölüme sebebiyet verme suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Ve zehir tacirlerine darbe. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa dahil 55 ilde gerçekleştirilen narkoçelik 10 operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 250 kişinin de yakalandığını bildirdi. Bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Yarın tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.